Evet arkadaşlar şimdi vektörlerin toplanmasında bazı özel durumlarımız var. Peki bu özel durumları nasıl yorumlayacağız? Şimdi öncelikli olarak büyüklükleri birbirine eşit iki tane vektörümüzün olduğunu kabul edelim. Ve bu vektörler arasındaki açı eğer 0 derece ise ne olacaktır arkadaşlar? Bileşke değerimiz k ile k'nın toplamı direkt 2k büyüklüğündedir diyebilirim. Eğer k ile k büyüklüğünde iki vektörümüz var ve aradaki açımız 60 derece ise bileşkenin artık k kök 3 kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu bileşke değeri aradaki açıyı tam ortadan bölecektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani şurayı 30 derece olarak bölecek ve buradaki açının da yine 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Eğer k ile k vektörümüz ve aradaki açımız 90 derece ise bileşke vektörümüz k kök 2 kadardır ve yine bileşke vektörü buradaki açıyı tam ortadan bölecektir. Yani buradaki açılar artık 45'er derece kadardır diyebiliyoruz. Peki aradaki açımız 120 derece olursa K ile K büyüklükler birbirine eşit aradaki açı 120 derece ve arkadaşlar o zaman da bileşkenin K'ya yani vektörlerin kendisine eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Ve yine daha demin de söylediğimiz gibi buradaki açıyı tam ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor. Peki son olarak da eğer aradaki açımız 180 derece ise yani vektörler birbirine zıt yönlü fakat eşit büyüklükte ise o zaman ne söyleyebiliyoruz arkadaşlar? Buradaki bileşke değerinin sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Bileşke değerimiz sıfır. Ve buradan çıkartacağımız sonuca göre dikkat edersek aradaki açı büyüdükçe bileşke değerimiz giderek küçüldü. Ya da tersten söylemem gerekirse aradaki açı küçüldükçe bileşke değerinin büyüdüğünü söyleyebiliriz. Eğer vektörlerimizin büyüklükleri birbirine eşit değilse, iki vektörün büyüklüğü birbirine eşit olmadığı zamanlarda bileşke vektör her zaman büyük olan vektöre daha yakındır arkadaşlar. Mesela şeklimizde A ve B vektörleri ve aralarında da bileşke vektörümüz bize verilmiş. Şimdi buradaki A vektörü eğer B vektöründen büyüklük olarak daha fazla bir değere sahip ise o zaman ne olacaktır? Bileşke vektörümüzün A vektörüne daha yakın olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani sonuç olarak alfa küçüktür beta'dandır diyebiliyorum. Eğer ki B vektörümüz A vektörümüzden daha büyük ise bileşke büyük olan vektöre daha yakındı. Yani B'ye daha yakın olmak zorunda. Bu yüzden de beta açısının alfa açısından daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ve bileşke vektör her zaman bu iki vektör arasında bir değer alacaktır arkadaşlar. Peki iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü toplamlarından daha büyük olamaz veya farklarından daha küçük bir değerde olamayacaktır diyebiliriz. Yani bu bileşkenin alabileceği değer a artı b'den daha küçük veya ona eşit veya a eksi b'den daha büyük veya bu değere eşittir diyebiliyoruz.